Kulakçın aması toplumun büyük bir kesiminde var. Kimisi hissedilir düzeyde bazı kişiler tarafından şiddeti yüksek olunca, bazı kişiler tarafından bize özellikle muayeneye gelen hastalarımızda gündüz fon gürültüsünün yoğunluğu nedeniyle hissetmediklerini, gece yatağa girdikleri zaman akşam sessizliğinde kendini rahatsız edecek düzeyde kulak çınlaması olduğundan yakınıyorlar. Tabii ki işitmeyle ve iç kulak yapılarıyla çok yakından ilgili bir durum. Örneğin çok şiddetli gürültüye maruz kalan bir kişi, askerlik eğitim sırasında kulağını korumadan atış yapan veya havan topu, tank topu atan kişinin çok şiddetli travma oluşturup kulak çınlaması bırakabiliyor. Havaalanlarında uçak dibinde çalışan insanlarda o gürültü, fabrikalarda çalışan insanların kulağını korumadan çalıştığı durumlarda yüksek gürültüde iç kulakta tüylü hücrelerde travma olup arkasından çınlama bırakabiliyor. Birçok hastalıklar bunu yapabiliyor, bazı ilaçlar bunu yapabiliyor ama çoğu zaman da hiçbir neden de bulamıyor biliyoruz bu kulak çınlamasının oluşumuna. Belki evet, yani doğrudan kulak çınlamasına etkili ilacımız yok ama artık gelişen teknoloji içinde elimizde çok güçlü enstrümanlar var kulak çınlamasına müdahale edilebilecek. Örneğin kulak çınlaması frekansında bir sesi kulağa verdiğimiz zaman o ses aynı frekansı nötralize edip kişiyi rahatlatabiliyor. Bunun artık daha ileri teknikleriyle oluşturulmuş cihazlar var. Elektriksel, manyetik stimülasyonla kulak çınlamalarını tedavi edebiliyoruz. En aza indirebiliyorsunuz yani. Tamamen de geçebiliyor. Dolayısıyla bu algı artık çok doğru bir algı olmadığını söyleyebilirim kulak çınlamasının tedavisizliği veya tedaviye olan direnci konusunda. Biz bölüm olarak modern kulak çınlaması tedavi konseptlerini uygulayarak hastalarımıza yaklaşıyoruz. Dolayısıyla küçümsemiyoruz olayı. Bir ilaç verip gönderme eğiliminde olmuyoruz. İşin özüne inip biraz önce söylemiş olduğum modern tekniklerin hastalara uygulanmasını sağlamaktayız. Denge sorunu genellikle göz ardı edilen bir konu. Biz bu grup hastalara doğrudan yaklaşımda bulunup onları hem evde tariflediğimiz egzersizlerle ama daha çok hastanemizdeki denge rehabilitasyon merkezinde tedavi alıyoruz. Yaklaşık 18 seanslık bir tedavi uygulaması sonrasında bizzat denge fizyoterapisti olan arkadaşımızın da desteğiyle ve bizim kontrolümüzde özel tetkiklerle daimi olarak monitörize edilerek hastaların göz, nörolojik sistem ve denge çekirdekleri, beyin sapındaki denge çekirdekleri koordinasyonunu sağlayıp gerçekten iki kişinin koluna girerek, zorlukla yürüyerek klinimize başvuran hastaları tek başına hiçbir destek olmadan dengesini toparlamış vaziyette evine yürüyerek tek başına kendi işini yapan, otobüse binen insan olarak taburcu ediyoruz, gönderiyoruz. Toplumun genelde özellikle belirli bir yaştan sonra %10 nüfusun %10'unu içeren bir spektrumu kapsıyor bu olay. Ve tabii çok rahatsız edici bir durum. Bu nedenle kişi doktora dolaşıp çare aramaya başlıyor. Aslında son zamanlardaki gelişmeler bu konuda da bize tedavi açısından önemli ufuklar açtı ve tedavide en azından eskiye oranla çok daha başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Denge bozuklukları, özellikle vertigo konusu toplumun önemli kısmını kaplayan, önemli kısmını içeren sağlık problemlerinden birisi. Biliyorsunuz denge sistemi vücudun belirli kısımlarının dengede olmasıyla yürüyen bir sistem. Burada iç kulaktaki denge organı çok önemli yeri kapsıyor.
Bunun dışında biliyorsunuz beyin, beyincik ve kas sistemi de, aynı zamanda görme sistemi de dengeyi sağlayan diğer faktörler, diğer organlar, ama asıl biliyorsunuz iç kulaktaki yarım daire kanalları ve kanalların içerisinde belirli bir oranda sırada dizilmesi gereken iç kulak, halk arasında iç kulak kristalleri dediğimiz, biz ona tıp dilinde otokonya diyoruz. O kristallerin düzgün pozisyonda olması ya da iç kulak yine yarım daire kanalların içindeki sıvıların belirli bir dengede bulunması kişideki dengeyi sağlayan önemli unsurlar. İşte bu özellikle çok sık karşılaştığımız bu kristallerin yerinden oynaması dediğimiz, halk arasında çok yaygın bilinen tanımıyla kristallerin yerinden oynaması ya da bu iç kulaktaki sıvılardaki basınç değişikleri kişide önemli bir denge problemine yol açabiliyor. Yine belirli bir yaşta ortaya çıkan iç kulaktaki özellikle vasküler ana damar sistemlerindeki tıkanıklıklar, damar sistemlerinin iç kulak ve denge organının beslemesindeki problemlerde de bu denge problemleri ortaya çıkabiliyor. Bunların bir kısmını çok basit müdahalelerle tedavi edebiliyoruz. Özellikle mesela bu kristallerin yerinden oynamasını, hangi kanaldaki kristalin yerine oynadığını bir test ederek onu bir manevrayla yerine getirip kişiyi kısa sürede normal hayatına döndürebiliyoruz. Ama bazı ve daha az kısmını içeren baş dönmeleri var ki vertigo dediğimiz, bunlar da kişinin dengesi bozuluyor. Bu dengeyi sağlayabilmek için bizim yine denge merkezimizde kişiyi denge merkezine alıp belli testlerle hangi bölgede problemin olduğunu saptayarak o denge merkezinde ayrıntılı testler ve incelemelerle yeri saptayıp ona göre yeni bir reaktivasyon, denge reaktivasyon programıyla kişiyi belirli bir süre içerisinde eski dengeli haline getirebiliyoruz.